Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Her hafta çektiğimiz bülten videolarımızın bu haftaki bölümündeyiz. Kazançlı bir hafta geçirmişsiniz umarım. Şimdi her zamanki gibi önce ABD'den aldığımız notlara Bakalım faiz kararı açıklaması vardı bu hafta onlara bir hızlıca bakalım oradan kriptoya geçelim hemen evet beklendiği gibi FED faiz oranlarını sabit tuttu 5.25 5.50 arasında kaldı faizler son 22 yılın en yüksek seviyesiymiş bu faiz oranı yani 2001 yılında en son böyle bir orandaymış 2001 yılında bildiğiniz gibi global bir kriz yaşanmıştı o zaman tabii çocuktuk biz o dönemki faiz oranlarındayız yani şu an neyse zaten beklenildiği üzere bir artış yapıldığı için burada kilit olan FED başkanı Paul'un yapmış olduğu yapıcı konuşmaydı. Yaptığı konuşmadan önemli satır araları şunlardı. Enflasyon %2 hedefleri sabit. Bunu zaten söylüyoruz defalarca konuştuk bu video serisinde de. E %2 olmadan bırakmayacağız peşini diyor. Bunun harici aldığımız önlemler enflasyonda düşmeye ve ekonomide sıkılaşmaya sebep olmaya devam edecek dedi. Bilanço da biraz küçülme hedefi olduğundan bahsetti. Aslında yaptığı açıklamalar biraz temkinli yani ama yine de piyasalara olumlu yansıdı bu faiz kararı. Çünkü tahviller özellikle karardan sonra düşmeye başladı. E tahviller düşünce Amerikan indeksleri, altın, gümüş, bitcoin de pozitif havayla yukarı yönlü hareketlendi. Şimdi burada önemli olan şuydu. Powell'ın bir süre faiz arttırımı yapılmayacağını onaylaması. Yani faiz arttırımı yani yapmayacaklarından ya da bu yapmama kararına oldukça yakın olduklarından falan bahsetti. Bu da pozitif bir hava kattı marketlere. Bu pozitifliğin yanı sıra bazı görüşlerde değişiklikler de oldu. Mesela 2024 Mart'a kadar yani ilk çeyrekte faiz indirimine gidilmesi konuşuluyordu ama bazı uzmanlar bunun işte iş gücü piyasası ve tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle indirimlerin gecikeceğini düşünüyor. Mesela JP Morgan faiz indiriminin 2024 Mart'ta değil yani ilk çeyrekte değil 2024 3. çeyrekte faiz indirimi beklentisi olduğunu güncelledi. 2024 sonuna kadar 125 bas puan indirim bekliyorlar bu da faizde. Ama tabii yani onun haricinde başka görüşler de var. Mesela 2024 Mart için halen daha faiz indirimi bekleyen kurumlar da var. Mesela Goldman Sachs Mart'ta indirime başlanacağını düşünüyor. Yani JP Morgan'dan farklı olarak JP Morgan dediğimiz gibi işte 2024 3. çeyrekte bekliyormuş. Goldman Sachs Mart'ta indirime başlanacağını düşünüyor. Onun haricinde Bloomberg Economist de aynı şekilde Mart'ta indirime başlanacağını düşünüyormuş. Ama dediğim gibi JP Morgan 3. çeyreğe atmış beklentisini. Yani bakalım göreceğiz yani bilmiyorum. Onun haricinde konuşmaya dönelim yani genel olarak Paul'un konuşmasına temkinli bir konuşmaydı. Yani enflasyonu düşürdük ama hala yüksek. Yani ilerisi biraz belirsiz. Yani yine de işsizliği patlatmadan enflasyonu düşürmek iyi bir haber dedi. Sıkılaşmanın etkilerini henüz hala hissedemedik dedi. Burada resesyon ihtimalinin hala masada olduğundan bahsediyor. Yani resesyon muhabbeti uzun zamandır vardı. Hatta 2021-2022 yıllarının özellikle kötüye gitmesi tamamen resesyonla alakalıydı. Rafa kalkmış gibiydi bu ihtimal yani bu resesyon ihtimali en azından konuşulmuyordu bir süredir. Tekrardan bahsedildi burada resesyon. Onun haricinde bakıyorum önemli satır aralarına FED üyeleri faiz indirme konusunu düşünüyor. Yani bunu konuşuyorlar dedi. E onun haricinde yine bakıyorum ekonomik durgunluğu önleyebileceğini ve enflasyonun düşmeye devam etmesi olasılığını ben zaten hep düşünüyordum. E hep bu şekilde hareket ediyordum. Şimdiye kadar da. Böyle bir tablodayız ama sonuç garanti değil dedi baktığınız zaman. Yani belirsiz bir açıklama yaptı. Yani bir öyle diyor, bir böyle diyor. Yani çok yumuşak da değil, sert de değil. Bakacağız, göreceğiz verilere göre hareket edeceğiz tadında bir açıklamaydı. Ama dediğim gibi yani resesyondan yeniden bahsedilmesi ve faiz indirimlerinin ilk kez konuşulmuş olması önemliydi. İki tarafa da göz kırptı bence. Yine de az önce söylediğim gibi özellikle tahvillerin bu açıklamayla beraber düşüş göstermesi piyasalarda yükselişe sebep oldu diyorum arkadaşlar. Bu FED konusunda da şöyle söyleyeyim. Tekrardan arada bir söylüyorum ama yine de söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü hani yorum falan da okuyorum bazen. Hani ben bir uzman değilim. Herhangi bir yorum da katmıyorum. Özellikle FED tarafında. Hani bunları direkt aktarmaya çalışıyorum. Hani kripto da kendi yorumumla beraber aktarıyorum ama hani burada sadece ne olduğunu size anlatıyorum. Çünkü yani piyasaları bizim piyasamızı da etkilediği için hani temel bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum ki yani hepimiz bir şekilde kendimizi geliştirelim. Çünkü yani aldığımız long short pozisyonların Kaderi aslında bu olaylardan geçiyor yani az da olsa bilmek zorundayız bence. Ya yani ben de hani öyle yaklaşıyorum ben yani çok böyle uzman gibi yaklaşmıyorum lütfen hani onu da belirteyim tekrar. Evet devam ediyorum kripto haberlerine geçiyorum şimdi orada yorumlayabiliriz yani buradaki şeyleri. Kripto da böyle yanlış anlaşılmalarla dolu bir hafta geçirdik yani bir iki tane böyle yanlış anlaşılmalı haber. Gördük arkadaşlar kriptoda. İlk önce ETF haberlerimize bakalım. Öncelikle oradan başlayalım. Her zaman olduğu gibi ETF'lerle alakalı devamlı gelişmeler yaşanıyor. Onlara bakalım. The Block'tan perşembe günü bir haber geldi arkadaşlar. E SEC, Hashtags, Futures, Bitcoin, ETF fonunu onayladı şeklinde. Tabi coşkuyla karşılandı yani kısa bir süreliğine coşkuyla karşılandı. E sonradan bu haberin ETF onayı değil aracı kurum değişmesinin, onayı olduğu ortaya çıktı. ETF uzmanı James Seyfert'ın tweetini buradan görebilirsiniz. Teukrium'dan Tidal fonuna geçtiğinin onayıymış yani bu aslında. Bir Futures ETF onayı değilmiş. yanlış anlaşılma oldu yani burada. Sonra The Block yaptığı paylaşımı ilgili bir düzeltme yayınladı. Burada görebilirsiniz düzeltmeyi. Bir süre sonra da bu onaylanan tweet'i sildi. Onay tweet'ini sildi. Yani aslında baktığınız zaman mesela Coin Telegraph fake ETF haberini hatırlayın. Orada gerçekten yani onaylandığını sanmıştık öyle düşünmüştük. Burada hani doğrulama, düzeltme vesaire seri yapıldı blok tarafından. Coin Telegraph bildiğiniz gibi bu fake haberden sonra kredibilitesini oldukça kaybetmişti ee, ve bu tarz mainstream kripto haberi veren kurumlar arasında Globalde The Block öne çıkmaya başlamıştı. Burada da aslında seri bir düzeltme yapıp biraz toparladılar diyebiliriz. Bu arada tabii Globalde öne çıkan The Block son dönemde ama Türkiye'de öne çıkan her zaman olduğu gibi Ninja News, Ninja Traders takip edebilirsiniz Telegram'dan ve Twitter'dan. Evet devam edelim haberlerimize. Onun dışında bu ETF'lerle alakalı ilk haberimizdi bu The Blog haberi. Onun haricinde ETF'lerle alakalı önemli olduğunu düşündüğüm bir haberim daha var arkadaşlar. SEC Başkanı Gary Gensler çarşamba günü CNBC programına katılıp bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların arasında önemli bir satır arası benim gözüme çarptı. Burada ETF'lerle ilgili bir soru sorulduğunda şöyle bir cevap verdi. Geçmişte birkaç tane ETF'yi reddettik ama DC'deki mahkemeler, burada DC dediği Washington yani başkentteki mahkemelerin son dönemde bunlara ağırlık verdiğini, bu ETF'lere ağırlık verdiğini görüyoruz. Yani burada aslında XRP mahkemesiyle başlayıp Grayscale mahkemesiyle devam eden sürece atıfta bulunuyor. Hatırlarsanız Grayscale, Barry Silbert daha doğrusu işte Grayscale yani spot Bitcoin ETF'si reddedildikten sonra bu redde itiraz edip mahkemeye taşımıştı ve mahkemeden çıkar karar Grayscale lehineydi. Hatta coşkuyla karşılamıştık geçtiğimiz dönemde. Dolayısıyla bu gelişmeyi mahkemelerin bu konulara ağırlık vermesi üzerine bu mahkeme kararlarına yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz dedi. Burada yeni bir bakış açısı demesi önemli. Yani geçmişte bunları reddettik ama farklı yaklaşıyoruz şimdi diyor bu başvurulara. Hani yorumlamak gerekirse burada güzel bir yorum gördüm. Bir kullanıcı şöyle yazmış. Benim de hoşuma gitti. Bakın şuradaki yorum. Tercümesi BlackRock eğer bu ETF'leri onaylamazsak bizi yeni davaların geleceğiyle alakalı tehdit etti diyor tabii esprili bir şekilde. Ben de böyle düşünüyorum. Yani BlackRock işin içine girince İşler değişiyor Amerika'da finans piyasalarında. Bakalım göreceğiz yeni yaklaşımını SEC Başkanı Gary Gensler'ın. Onun haricinde BlackRock ve SEC ile alakalı şöyle bir gelişme daha yaşandı arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. E, SEC'in başkanlık ofisiyle bir toplantı yapmışlar spot ETF'lerle alakalı. Geçtiğimiz hafta trading bölümüyle Toplantı yapmışlardı. Bu hafta başkanlık ofisiyle. Ee, yani aslında size az önce gösterdiğim kullanıcının yorumu bir nevi haklı yani esprili de olsa. Yani toplanmışlar yani görüşüyorlar vesaire. Tabii kapalı kapılar ardında bu toplantılarda neler konuşuluyor bilmiyoruz. Ama yani ocağı az kaldı. İlerleyen dönemde göreceğiz diyorum. Yani bir 3 hafta falan ya en kötü 1 ay içerisinde bu buradaki... Gelişmeler de artık çözülmeye başlar gibi geliyor bana arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum. Diğer haberimiz piyasalarda kısa süreli büyük bir paniğe sebep olan Ledger Key Hack haberi arkadaşlar. Şimdi öncelikle Sushi Frontend hacklendi gibi bir haber düştü piyasaya. Daha sonra SushiSwap CTO'su Matthew Lilly bir tweet attı. Herhangi bir Dapp uygulamasıyla, merkeziyetsiz uygulamayla etkileşime girmeyin. Platformda bir kötü yazılımdan kaynaklı güvenlik sorunu ortaya çıktı şeklinde. Burada da tweet'i görebilirsiniz. Matthew Lillian. Ardından Revoke Cache uygulaması bir tweet attı. Ledger'ın Connect Kit keyleriyle alakalı bir güvenlik sorunu var şeklinde. Burada tam olarak Ledger keylerinin nesinin hacklendiğini tahmin edemedikleri için siteyi geçici olarak offline aldılar ve hiçbir şekilde merkeziyetsiz bir kripto uygulaması hiçbir şekilde bir kullanmamalarını Tavsiye ettiler kullanıcılara. Bakın burada tweet'i de görebilirsiniz. 1 milyon görüntülenme almış. Bu da tabii paniğe yol açtı arkadaşlar piyasada. Bakın onu da göstereyim. Bakın şuralarda falan geldi haber. Yani bu ilk başta şuradaki mumda sushi hacklendi haberi geldi. Ondan sonra bu haber yayılınca açıklamalar vesaire şöyle bir aşağıya doğru iğne gördük. Yani %5'lik düşüşe yol açtı. Ama size az önce bahsettiğim. ETF gelişmeleri, Ledger'ın kendi açıklaması, faiz falan derken piyasa toparladı. Bir de çok fazla short birikti o sırada hack haberiyle tabii yani buradaki haberle. Onları temizlemek için tekrar arttı Bitcoin. Yani burada da görebilirsiniz. Ondan sonra olay süreç devam ederken Ledger bir açıklama yaptı. Ledger'ın açıklamasına da bakalım. İşte kodu tespit ettik ve sildik bu güvenli olmayan zararlı kodu. Cüzdanlarınızla alakalı bir durum yok cüzdanlarınızın hepsi güvende gibilerinden bir açıklama yaptı ve olayı timeline şeklinde böyle özetleyen bir tweet daha attı. Burada görebilirsiniz attığı tweet'i. Eski bir çalışandan dolayı bir bir hack olmuş herhalde. Yani ne diyeyim bakın hani burada ETF falan konuşuyoruz ama piyasanın bir de böyle merkeziyetsiz bir yapısı var. Yani DEX'lerde ve NFT trading'de ve tabii diğer DeFi protokollerindeki Hani bu merkeziyetsiz yapıda, DeFi'de özellikle bir devamlı bir güvenlik açığı, bir kırılganlık devam ediyor. Gerçi bu sefer Ledger gibi büyük bir firma sıkıntı yaşadı. Yani geçtiğimiz dönemde de böyle bir spekülasyonla konusu açılmıştı. Maalesef hani hükümetle cüzdan bilgilerini paylaşıyor gibi bir haber yayılmıştı ama doğruluğu yok sanırım, bilmiyorum. Yani bakalım burada pek de kötüleme yapmak istemiyorum ama Ledger'da da sanırım bir takım iyileşmeler yaşanması gerek gibi... Geldi bazı konularda arkadaşlar diyorum devam ediyorum. Bunun dışında e, enteresan bir hack olayı daha gözüme çarptı. NFT alsat platformu NFT trader IO uygulaması hacklendi ve NFT trader'dan onay daha önceden onay almış onaylanmış sign imzalamış bazı cüzdanlardan boru deyip NFT'leri çalındı arkadaşlar. Burada milyonlarca dolarlık bir çalıntıdan bahsediyoruz. Bakın burada çalınan asetleri görebilirsiniz. Toplamda 37 boru deyip ve 13 mutant deyip NFT'si hacklendi. Ardından hacklendikten sonra hacker bir mesaj atmış. Arkadaşlar bakın benim bayağı dikkatimi çekti. Enteresan bir olay aslında bu NFT sektöründe. Bakın burada attığı mesajı da görebilirsiniz. 10 maddelik bir mesaj atmış 4 sayfa. Burada diyor ki, burada attığı mesajda, buradaki tweet'ten de bakabilirsiniz arkadaşlar, şuradaki tweet'ten. Diyor ki, öncelikle selamlar. Öncelikle hacker ben değilim. E, hacker şu adres diyor. Cüzdan adresini veriyor hacker'ın. Ben onun attığı adımları takip ettim. NFT'lerden pek anlamam. Ama işte bunların fiyatına baktım ve kar edebileceğimi düşünüyorum. Öncelikle token baktım ama bulamadım. Oradan NFT'ye döndüm diyor. Ondan sonra da diyor ki ben iyi bir insanım. Bakın burada nerede? Şurada beşinci maddede görebilirsiniz. Ee, ben bu iyi bir insanım. Size bu NFT'leri geri vereceğim ama %10 komisyon kesiyorum. Bakmış fiyatına bir boru deyip NFT'si ne kadar? 30 Ether. %10 komisyon. 3 Ether yollayın bana. Size NFT'nizi geri göndereyim diyor. Burada 3 eter e yollayıp NFT'lerini geri almışlar insanlar. Hacker sözünü tutmuş yani burada payını alıp gitmiş %10'unu alıp gitmiş diyebiliriz. Yani komedi yani gerçekten milyonlarca dolar değeri var. Bakın buradaki çalınan NFT'lerin az önce size gösterdiğim NFT'lerin milyonlarca dolar değeri var. 37 tane boru deyip. 13 tane mutant hep NFT'si toplam eklenen asetler yani. Yani bu Boru Ape komünitesinin devamlı eklenmesi de komik geliyor buna. Bu da gözüme çarpan enteresan bir olaydı. Hacker NFT'leri geri iade etmiş. Burada diğer NFT'leri de almış. Yani ilk önce Ape'ini Ape, ape almış buradaki kullanıcı mesela. Bakın burada bütün Ape'lerini geri aldığı tweetini atıyor. Yani saçma zapan bir olay. Burada hacker %10 payını almış. Sözünü de tutmuş. Yani burada devamlı bunların hacklenmesi komik geliyor bana. Çünkü yani devamlı bir Ape NFT. Gerçi burada çok fazla suçu yok gibi burada kullanıcıların. Yani NFT Trader IO eklenmiş. Bir site eklenmiş. Ve bu NFT Trader IO'dan site hacklendiği için... ...daha önceden bütün imza alınan cüzdanları tek tek kontrol etmiş adam. Bu arada Ape olanları şey yapmış. Yani bir unutkanlıktan bile... ...aslında hiç yanlış bir şey yapma, yapmasanız bile... ...bir unutkanlık yaşadığınız zaman bile bu merkeziyetsiz uygulamalarda. Yani ben devamlı mesela OpenSea dahil verdiğim şeyleri Revoke Cache'den kaldırıyorum. İzinlerin hepsini kaldırıyorum. Hani Sushi'den vesaire devamlı böyle 3 haftada bir, 2 haftada bir çok param yok Metamask'ta ama hatta hiç param yok. Metamask'ta tutmuyorum yani. Merkezi borsalarda tutuyorum ben bütün kriptodaki birikimimi. Hani yine de şey yapıyorum Ninja'lar var vesaire. Giriyorum Revoke Cache'den kaldırıyorum yani izin verdiğim uygulamaları. Bakın burada adam 2022 yılında bir tane onay vermiş. O 2022 yılında verdiği onaydan dolayı NFT'leri hacklenmiş yani yazık günah. Yani unutkanlıktan dolayı bile sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani komik geliyor bana. Bu da benim gözüme çarpan enteresan bir olaydı. Yani eplerin devamlı eklenmesi komik geliyor. Hacker'ın paylaştığı mesajı da az önce gösterdim size arkadaşlar. Diyorum evet bu haftaki haberlerin sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yaşayacağımız önemli gelişmeler kısmına. Geçiyorum ama geçmeden önce videoya bir like yorum alırsam sevinirim arkadaşlar. Evet. Salı günü Bake BRC andaki ilk launchpad'ini gerçekleştirecekmiş arkadaşlar. BRC20 tokenları bu dönemde hype yakalamıştı. Bake'in de belki bu hype'tan faydalanabileceğini düşünüyorum. O yüzden yer vermek istedim. E çarşamba günü KNC hack saldırısında para kaybı yaşayan kullanıcılar için bir geri ödeme hibe planı duyuruyormuş arkadaşlar. Çarşamba günü. Geçtiğimiz dönemde Kuzey Koreli olduğunu yani tahmin edilen Kuzey Koreli olduğunu düşündüğümüz bir hack grubu tarafından ya da bir hacker tarafından hacklenmişti. Ve hacker gönderdiği mesajda KNC toplam arzının bir kısmını kendisine verirlerse kullanıcı fonlarını iade edeceğinden bahsetmişti. Saçma sapan bir <laughs> istek yani. Neyse burada geri ödeme yapılacakmış bu etkilenen kullanıcılara. Devam ediyoruz. Perşembe günü ABD'den büyüme verisi gelecek gayri safi. Yurt içi hasıla verisi 16.30'da gelecek bu veri. Beklenti %5.2 imiş arkadaşlar ve Cuma günü de kişisel tüketim verileri PCE geliyormuş arkadaşlar. 16.30'da burada da Yine 4.5 beklenti varmış. Teşekkür ediyoruz. Kerim Kalender'e buradan tekrar sevgiler gönderiyorum. Evet grafik bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Grafik bölümünde şeye bakalım ki önce. Bitcoin'de long short oranlarına bakalım arkadaşlar. Long short oranlarına ve fonlama oranlarına bakalım. Bir süredir long short oranlarında longlar birazcık baskın gözüküyor. Son dönemde de Bitcoin fiyatının çok fazla güçlü Olmadığını en azından son bir hafta 10 gündür gözlemleyebiliyoruz. Çünkü longların ağırlıkta olduğu yani bir bakın 4 saatlikte mesela birazcık fazla ya da 24 saatte bakalım. Hani 10 gündür falan bakalım. Yani 24 saatlikte yine yakın gözüküyor ortalamalar ama yani bir 4 saatlikte ve saatlikte yani ufak yeşil mumlarda burası hemen yeşillenmeye başlıyor. Onun haricinde yani burada şunu anlayabiliyoruz. Bu long short oranları tabi anlık veriler olduğu için küçük yatırımcı yani sizin benim gibi kullanıcılar genelde veriyle çok çabuk anlaşılabiliyor. Yani hangi piyasanın hangi yönde işlem aldığı saatlikte özellikle seri bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden son dönemde bu küçük yatırımcı da bir long işlemlerde bir tık ağırlık söz konusu ama yani bir tık çok fazla değil. Onun dışında fonlama oranlarına bakalım. Fonlama oranının ne olduğunu size geçen haftaki videoda uzun uzadıya anlatmıştım. Oradan hani geçen hafta böyle bir şey yaptığımız için bu hafta birazcık daha hızlı birazcık da hani ne olduğunu bildiğimiz için artık sadece yorumlama kısmına geçebiliriz. Fonlama oranlarında şöyle arkadaşlar. Şimdi Binance'te 0.01 bu 100 yani buradaki gördüğünüz 100. Binance'te pozitif fonlama standart hani yükseliş piyasalarında standart olan fonlamadır. Şimdi bu böyle bir 150'lere, 120'lere falan çıktığı zaman o zaman piyasadaki biraz long iştahının kabardığını gözlemleyebiliriz. Mesela aynı zamanda Ethereum'da da 0.01 olması lazım. Ama birazcık yükselmiş yani 107 olmuş. Çok yükselmese de birazcık bu tarafta artış olduğunu görebiliyoruz bakın mesela. Yüksek market cap'li Doge gibi, Ripple gibi, işte Sol gibi coin'lerin Binance'te hepsinin BTC ile beraber 0.01 olursa o zaman birazcık olağan yani piyasada bir long iştahı artmış değil gibi yorumlayabiliriz. Ama şu an hem Ether'de hem Ripple'da hem Doge'de 0.01'in biraz üstünde olduğu için hani birazcık long işte var gibi ama dediğim gibi yani bu çok büyük bir oran değil çok fazla bir keskin bir anormal bir artış ya da azalış değil birazcık gözlemleyebiliyoruz onun dışında OKEX'te bakalım OKEX'te de şöyle bir şey var mesela OKEX'te fonlamaların biraz daha Bakın keskin olduğunu görebiliyoruz. Yani mesela Ada veya Avax negatif. Yani Ada ve Avax güçlü son dönemde. Ama mesela BNB'de artı 0.03 olduğunu görebiliyoruz. Yani Binance'de gördüğünüz gibi bakın 0.01 ya da işte 0.11, 0.19 falan. Yani birazcık yakın duruyor ama OKX'te bu fonlamaların birazcık keskin hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da muhtemelen hacimden kaynaklı olduğu için hani long short oranlarında yapılan ödemeler bunlar bu fonlama oranları. O yüzden keskin değişiyor hacimlere göre ve alınan işlemlerin büyüklüğüne göre diye düşünüyorum. Şeyde de OKX'te de şöyle bir faydası var. Şimdi o kex'te Binance'e göre daha hızlı hareket ettiği için mesela hani şu an öyle bir durum yok ama 100 değil %0.01 değil BTC'deki fonlama 80'e düşmüş. E, mesela burada bir negatif görürsek ya da bu Ethereum'daki yüksek fonlama oranı 0. işte 241. Yani bu birazcık fazla. Mesela burada da bir hani 0.01'e düştüğünü görürsek, mesela bunun da 80'den bir 40'a falan düştüğünü görürsek o zaman piyasanın birazcık hani yükseliş için rahatladığını düşünebiliriz. Bunu gözlemleyebiliriz ama hani şu an için birazcık mesela bakın AVAX ve ADA dışında yani güçlü duran altcoin'ler dışında negatif fonlama yok. Avax da gerçekten hiç düşmüyor. E ona da bakacağız birazdan. Bir tane alım yerim var eğer oraya gelirse. Onu da değerlendiririz. Alarm atacağım göstereceğim size şimdi. Yani dediğim gibi burada OKEX ve Binance'e ben dikkat ediyorum. Çünkü Binance piyasanın hani en hacimli şey olduğu için borsası olduğu için Burada işlemlerde bir değişiklik olduğu zaman fonlama oranlarında fiyatı etki ediyor. Ya da dediğim gibi OKEX'te çok hızlı hareket ettiği için mesela OKEX'te bir negatif fonlama yakalarsanız Bitcoin'de ve fiyat o zaman hala aynı yerindeyse muhtemelen yükselecektir yani bu şekilde yorumlayabiliriz. O yüzden bu OKEX ve Binance'a dikkat ediyorum. Bunlara Ninja Tools'dan bakıyorum arkadaşlar fonlama ve long short oranlarına bakalım tekrar saatlikte yine aynı çok fazla bir değişiklik yok. E, Bing X'de gözüme çarpıyor. E, %75 longla başladı bugün. %60 mesela şu an biraz azalmış durumda. Yani Bing X borsasından devamlı long işlem açılmış mesela. Oradaki Bing X borsasında bir long işlem kapatma durumu ya da shortlar baskınlaşırsa burada ortalamayı da düşürecektir. Yani burada 66 çok ciddi çünkü. Şimdi bu mesela birazcık şöyle aşağı inerse burada short ortalaması da yüzde hani birazcık daha artar. En azından longların üstüne çıkar. Şu an longların önde olması. Yani long işte ben bilmiyorum birazcık hoş değil gibi. Yine de bende long pozisyonlarım var. Tutuyorum yani aşağıdan açtım longlarım var Bir de Bitcoin'e şöyle bakalım arkadaşlar. Geçen hafta bunu da konuşmuştuk. Open interest nedir vesaire nasıl bakıyoruz, nasıl yorumluyoruz diye konuşmuştuk. Şimdi onlara da bir bakalım. Şimdi mesela burada kaça düşmüş? 40.400 civarına düştüğünde piyasada çok büyük bir long işlem tasfiyesi olmuş arkadaşlar. Bakın burada da görebilirsiniz. Yani buradaki iğneyle ne kadar fazla işlem kapandığını likidasyon. Yani 1000 kontrat üzerine ulaşmış neredeyse bakalım. Evet 1000 kontratın üzerinde bir likidasyon yaşanmış 40.000'e düştüğü zaman aslında güzel bir şey. Yani bu kadar long işlemin lik olması iyi bir şey. Zaten buradan baktığınız zaman tekrardan bir 43 üstüne atmış ama burada şu an çok fazla tutunamadığını, yani birazcık güçsüzleştiğini görüyoruz fiyatın. Şimdi open interest'e de baktığınız zaman open interest'te de bir azalma var. Yani burada devamlı bakın burada fiyat yükseldikçe open interest azalıyor. Yani burada fiyat yükseldikçe artık işlemler kapatılmış. En sonunda da işlemler kapatıldıktan sonra burada 40 bine iki kere düşmesiyle beraber güzel bir likidasyon avlama yaşanmış. Bakın burada pozisyonların kapandığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi yine de fiyat iyi duruyor açıkçası. Yani gerçekten dürüst olmak gerekirse bakın çünkü spottan da çıkışlar var. Yani ta nereden beri spot çıkışlar devam ediyor. Geçen hafta bakmıştık yani artık 42'de falan çok ciddi çıkışlar olmuş artık spottan. 42 bin dolar civarında. Şu an için spottan herhangi bir alım yok bitcoin'de. Yani normal dediğim gibi dün geçen hafta da konuştuk. 41 bin 42 bin dolardan kimse spot almak istemez. Şimdi fonlama oranlarında bir artış gözlemleyebiliyoruz ve open interest'te de bir artış var. Fiyat olduğu yerde duruyor. Yani bu ne demek? Birazcık fazla long işlem var şu an için. Piyasada birazcık long iştahının arttığını görebiliyoruz. Bunun da sebebi bence artık devamlı bir düşüşten sonra iğne atıp tekrar yükselmesi. Yani insanlar birazcık ben dahil birazcık Bitcoin'in sekebileceğine, sektiğine hani düşüşten sonra geri kalktığına artık inanmaya başlamış durumdalar. Şimdi çoğunluk inandığı zaman burada tam tersine dönebilir. Zaten Bitcoin'in de bir süredir yükseliş tamam yükseliyor ama hani Son bir haftadır geçen videoyu çektiğimden beri çok güçlü olmadığını görebiliyoruz yani burada fiyatta da baktığınız zaman. Yani şuradaki güçlü hareket tamam devamlı yükselecek diye bir kaydı yok. Evet. Ama yani buradaki güçlü hareketin birazcık burada artık fiyatın soluklandığını görebiliyoruz. Zaten işlemler de kapatılmış. Spot'tan çok da bir alım yok. Yani bu şekilde bu haftaki görünüm bu şekilde gözüküyor. Buradaki long işlemlerin bu fonlama oranlarının arttığını görebiliyoruz. Yani en azından fonlama oranları hani burası tamam burası çok. Hani buraya gelmese bile yani böyle negatif olmasa bile şimdi bu toplam bütün borsalardan bakıyoruz arkadaşlar. O yüzden bütün borsalarda biraz fazla olabilir. Şimdi her borsada bazı borsada mesela 003 falan fonlamalar. Çünkü yani hacim olmadığı için kardaki işlemlerden parayı birazcık yüksek kesiyorlar. Ama mesela şuradaki şuradaki fonlamalara ulaşsak yani bütün borsaların standardı 001 olsa Binance'teki gibi olsa fonlama oranları o zaman birazcık yükselebiliriz yani bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu anlık dediğim gibi birazcık long işlemler iştaha long daha piyasada fazla görünüyor. Yine de son dönemde iki tane yüklü likidasyon görebiliyoruz. Bu iki yüklü likidasyon da tabii ki long işlemlerden gelmiş. Yani evet shortlar buralarda lik oluyor bakın buralarda Lik olan şortlar var. Şurada mesela önde bir likidasyon yaşanmış. Muhtemelen burada açılan bu 40 bine inatmasıyla atmasıyla açılan işlemler burada tekrar 43'e çıkmasıyla 43 çıkmasıyla bakın buradaki likidasyon bölümündeki yeşil mumlarda görebiliyorsunuz bunlar short likidasyonu yani şuradaki bölgede birazcık shortlar lik olmuş ama yine de shortların longları oranlı daha az lik olduğunu görebiliyoruz yani bu da bir gerçek o yani Piyasanın uzun zamandır yükselmesine rağmen yine de işte yüksek kaldıraçlı long işlemleri avlamaya devam ediyor piyasa. Ama dediğim gibi yani fiyat e, fonlama oranı hani bir 0.01, 0.06 şu bölgelere bir inse, şuralara bir inse o zaman tekrardan rahat rahat piyasaya bakabiliriz ama bilmiyorum yani birazcık piyasa da herkes de fiyatın tekrardan düştüğü yerden ile ilgili inanç var. Bende de inanç var bu arada. Ben de farklı bir yerde değilim. Long pozisyonlarım var. Tutmaya devam ediyorum. Hepsi swing pozisyonlar. Bazıları işte çok karda, bazıları kar eridi falan ama yani tutmaya devam ediyorum. Çünkü piyasaya da yani inandığım için piyasaya. Ama böyle de bir durum var arkadaşlar. Birazcık long işte. Geçen hafta da artmıştı. Bu hafta da devam ediyor. Gözüküyor yani. Bu şekilde Bitcoin yorumumuzu da böyle yapmış olalım verilerle arkadaşlar. Şimdi grafik bölümüne geçiyorum. 3 tane grafiğim var bakacağım. Öncelikle NZD arkadaşlar. Yeni Zelanda doları Japon Yeni. Şöyle bir range yapım var beni takip ettiğim. Bakın bu 8 saatlik grafik. Şöyle birazcık zoomlayayım. 8 saatlik grafikte burayı kırdıktan sonra üstüne güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor. Yani Yeni Zelanda doları Japon yeni karşısında değer kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi benim şurada iki tane takip ettiğim destek bölgesi vardı. Buraya tam olarak iğne atmadığı için alarmım çalmadı. Şu an ben baktım bunun stopuna da yani çok ama bir long işlem almayı düşünüyorum. şöyle hani yüzde bir buçuk stopu var. Burada öldürür yani yüzde bir buçuk stop ülke para biriminde çok fazla. O yüzden eğer ki Yeni Zelanda doları önümüzdeki hafta şöyle bir hareket gerçekleştirir. 8 saatlik grafikte. Buraya kadar inerse şuradaki fitilin altı stoplu yani şuranın altı stoplu yüzde yarım stoplu bir işlem almayı düşünüyorum Yeni Zelanda dolarında. Hani buradan böyle yukarı gitmesini bekliyorum açıkçası. Japonya'da birazcık ekonomik olarak sıkıntı var. Devamlı Bank of Japan'de falan böyle bir gelişmeler falan yaşanıyor Japon Merkez Bankası'nda. O yüzden hani bu Yeni Zelanda doları da belki birbirlerine yakın ülkeler olduğu için coğrafi olarak belki bu değer kazanmaya devam eder gibi geliyor. O yüzden bu 87.5 87.1 87.16 burada işte alarmım var. Buradaki bölgeye inerse bir long işlem düşünüyorum buradaki aralıktan arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki bölgenin altında stop olmak kaydıyla şurada stop olacağım yani gelirse. Ama girmeyi düşünüyorum yani bu işleme gelirse dediğim gibi bu işlemi Prime XBT'den gerçekleştireceğim arkadaşlar. Prime XBT'ye Ninja indirim koduyla kaydolmak isterseniz aşağıdaki linkten kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde Avax'a bakacağız demiştik. Avax'ta şöyle bir yapı var arkadaşlar. Geçen hafta ben size Avax verdim. Avax alacağımı söyledim. 21.50'den Avax'a gireceğimi söyledim. Bu 20.75 de benim desteğimdi. Ama 21.50'den girdiğim pozisyon arkadaşlar maalesef %5'ten fazla düşmüş. Ben şuralarda falan Stop oldum. Yani beni stop edip inanılmaz yükseldi. Şimdi yüzüne bakamıyorum yani Avaksın. Bakın ne kadar yükseldi. Geçen geçen de söylemiştim işte 21.50'ye gelirse alacağım diye maalesef yani para kazanamadık burada. Birazcık dolandırıldık yani stopumuz patladı. Şimdi AVAX çok yükseldi. Evet e, Birdenbire bire uzun zamandır görmediği fiyatlara geldi. Doğru. Evet katılıyorum. Fakat 21.50'deki yapıya benzer bir yapı var burada. Bakın buradaki yapıya yani şuradaki iki desteğe benziyor bence buradaki iki destek. O yüzden 34.26 bölgesine 34.2 şuraya tekrardan bir test gerçekleştirirse gerçekten hani çok tepede yani, yani ne zaman gelir bilmiyorum ama şöyle bir şey yaparsa Avax'ta 34.2'den bir long işlem almayı düşünüyorum ve bu aşağıya buraya kadar inene kadar e, pozisyonuma ekleme vesaire yapabilirim ya yani ona göre bir işlem açacağım. Çok yüklü bir işlem almayacağım. Ama yine de bu 34.2'ye gelirse buradan bir tepki alacağını düşünüyorum. Çok buluş çünkü yani gerçekten. Long işlem arayanlar buraya düşmesini bekleyebilir abaksın. Ne kadarmış bakalım. yüzde yani %18 diyor ama yani çok buluş olduğu için belki bir düzeltme verirse oraya kadar inebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani şimdi 21.50'den kaçırdığım için yani oradaki pozisyonum ufak şeyle stop olduğu için yani burada artık anca 34.2'ye gelirse almayı düşünüyorum. Onun haricinde mesela şöyle de bir yapı var ama yani bilmiyorum buradan da sekebilir. Bu 38'den de sekebilir yani şuradaki yapılardan da sekebilir ama yani 34.2 e, benim için güzel bir yer gibi gözüküyor. Long işlem almak için Avax'ta bu işlemi gelirse OKEX'ten gerçekleştireceğim arkadaşlar. OKEX'e de kaydolmak isterseniz aşağıdaki linkten benim kendi linkimden kayıt olabilirsiniz. Son grafiğimde Bonk arkadaşlar. Bunu Twitter'dan paylaşmıştım. Şuralarda falan paylaştım sanırım şuralarda falan. Yani bu 28-30 aralığında paylaştım. Arkadaşlar Bonk'ta benim beklentim şuradaki iki tane beyaz çizgiye gelirse bu 146-136 arasında Bonk'ta bir long işlem almayı düşünüyorum. Burada fiyatın burada bakın ne kadar farklılaştığını görebiliyoruz. Yani buradaki şuradaki yapıyı kırdıktan sonra şuradaki İki tane eski tepesini açtıktan sonra çok buluş bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Şimdi sağlam çıkışlar olması normal. Biraz daha düşebilir. Düşecektir illaki. Benim burada bir %30 daha düşerse yani %30 düşmez demeyin. Yani gerçekten bakın %250 yani 2,5x yapmış bir hafta 10 günde en dipten 100x vesaire yükselmiş. Yani olabilir. Burada bir %30'luk düzeltme verebilir. Eğer ki verirse Buradan bir long işlem almayı düşünüyorum. Ama burada aşağıda bakın. Burada çizdiğim, buradaki yeşil çizgilerle işaretlediğim alan gerçekten spot alım yapmak için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki bu iki yeşil çizgide çizdiğim. Yani burada bakın açık yeşil hani ilk alım koyu yeşil sonraki alım gibi kafamda bir plan var ama yani bu eski tepesinden de bir tepki alacağını düşünüyorum. Eğer aşağıya kıracaksa bile yani buradan böyle dümdüz aşağıya inmeyecektir. Yani burada bir oyalanıp şöyle bir hareket yapabilir. Öyle bir şey bile yapsa yani buradan bir tepki alıp tekrar bile inse bakın yani salladım tabii %40'ı da. Yani çok volatil hareket ettiği için marjlar yüksek. O yüzden bu 146'dan bir tepki yakalayabileceğimizi düşünüyorum. 146 136 arasındaki bölgeden buradaki beyaz çizgiden. O yüzden de bonku bekliyorum arkadaşlar. Bu işlemi de gelirse Bing X'den almayı planlıyorum arkadaşlar. Bing X'e de Ninja Traders link ile kayıt olmak isterseniz bir borsadan alabileceğiniz en yüksek komisyon indirimiyle kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu haftaki videonun sonuna geldik. Bu hafta da yine uzun bir video oldu. Her şeyden bahsettik. Bitcoin'in verilerinden, datasından, haberlerden, yaşanacak gelişmelerden, grafiklerden hepsinden bahsettik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Ninja Yer platformundan takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.